TV 8.5 ekranlarında son karardan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Fırat Aydınus'la birlikte karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Mauro Icardi'nin geceye damga vurduğu karşılaşmada Galatasaray Trabzonspor'u Rams Park'ta 2-0 mağlup etti. Goller 23 ve 90'da Mauro Icardi'den geldi. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın genel anlamda ekibiyle birlikte performansı ve maçta çok konuşulan pozisyonları değerlendirmesini daha sonra Fırat Hocamla birlikte yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş Hocam elbette maça dair e, hakem performansı açısından konuşacak çok fazla konu var ama her zaman olduğu gibi bir genel maç değerlendirmesi yapalım istiyorum. Geceye damga vuran bir performans. Mauro Icardi derbilerde 8 gole ulaştı ve Görge Hacı'yı yakaladı. Büyük maçların büyük oyuncusu tanımını herhalde e, en çok sahaya yansıtan isimlerden birisi. Ben geçen hafta da söylemiştim. Eğer Galatasaray olarak Topu ceza sahası içerisinde getiriyorsanız maçın her saniyesinde o ceza sahası, içer ceza sahası içerisinde ikadenin olması gerekir. Maça gelince aslında hani şöyle söyleyeyim bir tarafta ikade bir tarafta Umut Bozok. Yani maçın zaten röntgeni ve özeti bu iki santrofor golcü üzerinden çekilir. Ee, Galatasaray maça baskılı başladı o baskıyı Trabzonspor kırdı. E, fakat hani öyle bir ayaklar var ki Galatasaray'da orta sahada Torreira, Mertens gibi, kalede Müsera. Dolayısıyla Icardi ile o omurun oluştuğu, omurun o sistemde Trabzon'a çok büyük bir üstünlük kazanlar. Evet Trabzon'da e, topu getirecek ayaklar var ama bitirecek ayak yoktu. Özellikle Trezeguet'in sakatlanması. Buna da tuz biber oldu Trabzonspor adına. Ee, bir tek Torreira'nın sakatlandıktan sonra Trabzon'un bir ikinci yarının sonlarına doğru hani gol bulmak için gitti anlar oldu. Ama neticesinde e, Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı olan hem bireysel futbol hem takım futbol olarak üstünlüğü bir de golcüleri elinize aldığında çok çok farklı bir şekilde bize gösterdi bu maçın. Hem sonuç olarak hem oyun olarak. E tabi Trabzonspor'un özellikle çok iyi bir transferi söz konusuydu ama o sakatlanması sezon öncesinde Orsi için e gerçekten bir Santofre ve golcüye bugünkü Umut Bozdağ'ın performansı da gösterdi. ihtiyaçları olduğunu. E ve akabinde şunu da söyleyebilirim. Orta saha itibariyle işte Bakasitas olsun, Ömür olsun. Bunların da performansları Galatasaray'ın orta sahasına göre düşüktü. Galatasaray bugün hem oyunuyla, hem futbolcusu, hem de Trabzonspor'a karşı e, futboluyla üstündü ve bu üstünlüğünü de galibiyetle perçinledi. Mauro Icardi'nin gol vuruşlarına dair e, neler söylemek Şimdi istersiniz? Yani Özellikle o kafa vuruşu çok Ben tabii çok böyle hani hem büyüklerimizin özellikle boğamın anlattığı aynı zamanda geriye dönük seyrettiğimde baktığımda hani e, efsane futbolcu Alman Gerd var. Ben ona çok benzetiyorum. Belki biraz yapısal olarak da vuruşları itibariyle de o kafa vuruşları itibariyle de yani Icardi yani, şu an itibariyle geçen sene bu sene bakarsak şu an itibariyle muazzam bir golcü kimliğinde kendini sahada gösteriyor. Bu arada Trezege'ye de geçmiş olsun diyelim. Kaburga kemiği kırılmış. Ee, sol göğüs kaburgası. Trabzonspor'un siz de bahsettiğiniz hocam Orşic ile birlikte. O pozisyonda sağlıkçılar girdi. Okey'i verdi. iki dakika sonra Trezege kendini bıraktı. Hani evet. Herhalde kırık tespitini elle e, teşhis edemediler. Tespit edemediler. Neticesinde Rötgen'le çıkmıştır büyük bir ihtimalle. Yani çok geçmiş çok olsun. Çok geçmiş olsun. Yani bu sene Trabzonspor'un sakatlık konusunda... Edin, Geçen, Geçen sene seneden beri. Başlayan aslında. Doğru, doğru. Edin olsun, e, efendim söyleyeyim Şimdi Trezege olsun. Sezon başında aldıkları iki tane iyi oyuncu, özellikle Tabii. bir tanesi Orsic olmak üzere. Sakatlık çapraz bağları kopması. E, evet, bir bir uğursuzluk Trabzon'un başında geziyor. Hem de hep yetenekli oyuncuları sakatlandı çok evet. enteresan bir şekilde. Peki o zaman e, maçın hakemi Atilla olan ve ekibinin performansını ve maçtaki pozisyonları değerlendirmeye başlayalım hocam. Evet. E, şimdi ilk olarak hakem triyosunun ve Trabzonspor kalecisi Uğurcan'ın e, formasının maç içerisinde bir renk karmaşasına yol açıp açmayacağı konusunda bir e, detay var hocam. Yani şimdi şöyle bir şey. Ee, şu sanki dört tane hakem varmış evet, şimdi gözüküyor. Hepsi koyu renk. Eskiden eşgüdüm toplantılarında dördüncü hakem gittiğinde bu forma seçimleri eşgüdüm toplantısında oluyordu. Takımların renklerine göre ve kalecilerin kazaklarına göre hakemin dört tane farklı renginden birini seçiyordunuz. Ee, bu maaşta da. Ee, ...var olan dört renkten... ...sanırım ellerinde kalan sadece siyah... ...ama şöyle bir şey var... ...şimdi artık... ...Türkiye Futbol Federasyonu... ...maç planlama müdürü... ...eskiden, yani hala gerçi yapılan Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi... ...Avrupa'daki maçlardaki gibi... ...hakeme mail aracıyla... ...takımların ne giyeceğini... ...sezon öncesinde tescillenmiş... ...formalarından... ...ev sahibi ve deplasman takım olarak... ...tescillenmiş formalarından... ...ne giyeceğini bununla paralel kalecilerin formaları ve en sonunda hakemi seçeneklerinin arasında hangi rengi giyeceğini belirleyip hakeme gönderiyor. Eşkülüm toplantısı da yine oluyor. Dördüncü hakim sadece burada eğer seçilen formalar, tescilli formalar değil ise bunu raporluyor. Yani federasyonun sitesinde bulunan. Yani formayı değiştirme, değiştirmeme gibi bir söz konusu olmuyor. Maç öncesinde mail oluyor. Dolayısıyla burada da bu seçimi planlama müdürü yaptı. Hakemede siyah kalmış. Çünkü diğer renkler hem işte pembesi, sarısı ve diğer işte mavisi benzer olduğu için ee, ve sanırım da yedek kalesisi de yani yedek forması da siyah olduğu için değiştirememişler. Ama bu görüntü olmuş. Bu görüntü yarın öbür günü baş ağrıtabilir yani. Peki hocam maç içerisine geçelim. 14. dakika Dries Mertens'in Bakasetas'a faulü. Burada bir kart Gerekir mi pozisyon? Gerekir. Içerisinde. Mertens'in kontrolsüz hareketinden dolayı bir sarı kart gerekirdi. Evet. 20. dakika maçın konuşulan pozisyonlarından evet. birisi. Trezege-Boe mücadelesi. Burada Saşa Boe'nin bir penaltı beklentisi var. Şimdi bu pozisyonda ben seni şöyle bir ayağa alacağım. Tamam Ama burada oraya gitmeyelim. <laughs> top havada. Evet hocam. Top havada. Eğer ki Trezege zıplarken kafaya doğru çıkarken hı hı. bu elin çarpması neticesinde bir müdahale olsaydı bu pozisyona devam derdim. Fakat Trezegi tamamen bilinçli istekli bu kolunu boyaya karşı kullanarak müdahalede bulunarak bir faal yaptı. Hani o dirseğini daha doğrusu kol kısmını boynu ve yüz kısmına doğru çıkarması ve bunu bilerek yapması kusurlu bir hareket bu pozisyon penaltı. Evet. Atilla Karoğlu'nun bunun net açısı olarak görüyor. Kendi bu yorumu yapıyor. Vardan da müdahale olmuyor. Ama pozisyon Trezeguet'in yaptığı bu eliyle koluyla müdahale bilerek yapıyor. Yani pozisyon icabı da değil. Yaptığı bu müdahale penaltı. Varda'da Alper Ulusoy ve Serkan Tokat var. Evet, Alper Ulusoy zaten hani böyle maçlarda var olarak attağımızı şaşırtmadı. Geçen sene çünkü bütün derbiler ve zor maçların var hakemiydi. Tecrübesi itibariyle sanırım bu sezonda bu maçta verilerek Alper Ulusoy hani geçen sene nasıl halil umutmeler ve zor maçların hakemi olarak var hakemi de Alper Ulusoydu. Alper Ulusoy bu maçta başlamış oldu. Peki e, bu pozisyonda bir penaltı kararı gelmesi gerekliydi dedi hocamız. 23. dakika Galatasaray'ın, bu da çok konuşulan bir pozisyon hocam. İlk golü öncesi Bakasetas yerde kaldı. Faal bekledi, oyun devam etti ve gol geçerlilik kazandı. Bu pozisyonda Torreira'nın topa müdahalesinden sonra aksiyon devamı ile bir müdahalesi oluyor. Evet. Dolayısıyla topa müdahale ettikten sonra aksiyon değişerek... Yani o eylemin şekli değişerek bir müdahale olmuyor. Dolayısıyla topa müdahalesini yapıyor ve aksiyonun devamıyla bir müdahale oluyor. Ben bu yüzden faal değil diyorum. Pozisyonda herhangi bir faal yok. Temiz pozisyon. Evet. Bir kez daha belirtelim. Galatasaray'ın golü öncesi Torreira'nın Bakasetas'a yaptığı harekette herhangi bir faul Yok. Kararı e, olmaması doğru diyor hocamız. 25. dakikadayız Galatasaray'ın kullandığı kornerde bu kez Nelson bir penaltı bekledi oyun devam etti. Burada da oyunun devam etmesi doğru Nelson e, sırtında yani arkasında hissettiği bir müdahaleden dolayı kendini çok basit bırakıyor. Hı hı. Zaten bu pozisyonda incelendi var da oyunun devam etmesi yönünde hakeme tavsiyesini söyledi. 40. dakika hocam Barış Trezege mücadelesi Atilla Kara olan Barış'ın faal yaptığını tespit etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da itirazlar devamında bir sarı kart gördü. Evet şimdi bu pozisyonda aslında çok doğru bir karar veriyor Atilla Kara olan. Barış formadan çekiyor ve ilk penaltı beklentisinde Trezege'nin boya yaptığı pozisyonda hı hı. Okan hocanın o serzenişine benzer bir serzenişi ve sistemi yapıyor. Dolayısıyla sarı kart, sarı kart görüyor. E, sıfır tolerans konusunda, hani maç sonunda da bunu söyleyeceğim. E, kulübelere uygulanan prosedür ilk hafta itibariyle kimi takımı hocalara göre farklı farklıydı. E, bu hafta itibariyle sanırım perşembe günü yapılan Zoom toplantısından sonra daha da o kulübelere bu toleransın hiç sapmadan, farklılıklar yaratmadan aynı şekilde uygulanması konusunda verilen e, direktifi Atilla Karolan bugün yerine getirdi. Çünkü ikinci <laughs> yarıda da Trabzon Kulübesi'nin de teknik heyetten birisine sarı kart gösterdi. Doğru. Hocam ilginç bir pozisyon vardı. 45 artı 1. E, Saşa tam e, topa basacakken topun bir anda havası indi. Top patlamış. <laughs> bu da... Ayşe, bu toplan kontrol ediliyor. Burada ...bu top inik mi geldi... E, ...boya bastı topa indi... ...yoksa boyanın basmasıyla mı... ...patladı bu top... ...o ilginç hani ilk ayağına geldiğinde... ...belki yumuşak geldi... ...söne söne geldi o da basınca... Ama bir anda böyle içine çekildi yani, hocam top... Işte ...çok hızlı... Bir ...şöyle yani o basmayla olsa böyle... Şişt şişt ...sönmez... Yani, pat diye bir patlama olur... ...yani burada her topun... ...bak görüyor musun... bas ...top geliyor öbür e, açıdan izlediğimizde yani sanki... top geliyor bastıktan sonra böyle bir inmesi var. Sanki söne söne, söne geliyor. Evet top Ay, sonuçta bu gibi durumlarda hakem atışı top kimin en son ayağındaysa o takıma yapılacak bir hakem atışıyla oyun başlar. İlginç bir pozisyondu. 61. dakikaya geçelim. Mertens Dansville mücadelesinde Mertens yerde kaldı. Yine bir penaltı beklentisi. Bu pozisyon net faul. Net faul. Trabzonspor lehine. Trabzonspor lehine. Dansville değil mi o? Evet. Dansville topa doğru hamle yapıp müdahale edecekken Mertens tamamen topla alakası olmadan Dansville'in koşu yolunu kapatacak şekilde ayağını açıyor. Topla Dansville arasını ayağını koyarak engelliyor. Hani bu penaltı değil değil. Trabzon'un lehine faul. Devamında da Icardi itirazdan sarı kart gördü. Yani o kartlara geldiğimizde şimdi söylüyorsun. Hı hı. E, toplam 9 tane sarı kart var. Evet. Değil mi? Bakıyorum hocam. Lütfen. Bir Icardi, Kurbelis, Bardi, Oliveira 4 oldu. 5, 6, 7 saydım. Birer de kulübeye. Birer de kulübeye 9. 5 tane sarı kartın Galatasaray'ın gördüğü kart sayısının 4'ü itiraz. Angelini hariç. Icardi, Oliveira, Mustera ve Okan Hoca. Doğru. Trabzonspor'da bir tek kulübe itirazdan gördü. Yani bu itiraz konularında Perşembe günü yanlış olmasın. Huk Dallas hakemler ve var hakemleriyle ikinci haftanın hakem ve var hakemleriyle zoom toplantısı yapıyor. Çeşitli maçlardan işte Tavsiyelerde bulunuyor. Ee, i̇şte Emre Karga'nın maçından, Burak Pakka'nın maçından ee, ve özellikle Fenerbahçe-Gaziantep maçında Maksim'in pozisyonuyla ilgili buraya kadar getirene kadar yani ikinci sarı karttan atılıp getirene kadar şöyle bir tolere edilecek yani futbolcunun onun öncesinde verilmesi gereken fauller lehine veya onun lehine gelişen durumlarda es geçtiğinizde bu gibi durumlar yaşanır diyerek hakeme hakemlere tavsiyede bulunmuş. Yani siz bu durumlara getirmeyin o ikinci alkışlama kadar çünkü öncesinde var. Dolayısıyla biz aynı şekilde kulübeler ve futbolcu itirazlarına sıfır toleransın arkasındayız. Bundan asla vazgeçmeyin ama biraz da bu noktalara gelirken bu noktalara gelirken öncesinde kendi yaptıklarınızı da bir değerlendirin oraya gelene kadar tavsiyesinde bulunmuş. Neden söylüyorum bunu? Biraz sonra nedenini söyleyeceğim. Peki hocam 64. dakika bu da enteresan bir pozisyon. Kurbelis'in Oliveira'ya yaptığı hareket ve karar sarı kart ama Galatasaray tarafı burada Atilla Karaoğlan'ın maçı avantajı oynatmamasına eşlik Atilla İlk yarıda Trabzonspor atağa kalkarken tam evet. bir pozisyon kesti ve bir de bu pozisyonda bir tık nefes daha dursa beklese iki yani avantaj olacak kendi lehine çünkü hakem için bir avantajdır. Risktir ama avantaj hakimliğe, hakimin kalitesini arttıran onun teknik anlamda artı olumlu yazan bir unsurdur. Sonuç bir risktir. Bu riski zaten aldı mı başarılı olursun. Burada da bu avantajı kesiyor. Sarı kart vermesine rağmen Galatasaray taraftarım ve futbolcuları mutlu olmuyor. Çünkü insanlar futbol oynanmasını istiyor. Bu her iki hem bir Trabzon lehine hem de Galatasaray lehine avantajı kesmesi eee Atilla Karaoğlan gibi bir hakeme bu maç itibariyle pek yakışmadı. Evet. 66. dakika burada da Oliveira'nın şutunda Torreira orada artık toptan kaçmak mı istedi kaçamadı dokunayım kesin gol mü olsun dedi ama offside'da yakalandı. Evet acaba Torreira vurmasa gol oluyor mu? E ona ben de biraz baktım hocam sanki böyle direğe doğru gidiyor ama muallak gibi bilmiyorum sizce. Yani Direkt. vallahi bilmiyorum direkten girer mi çıkar mı? Biraz dışarıda gidebilir yani. Bunları işte Torreira engellemiş. Aynen bu hepsini bütün <gülüyor> ihtimalleri <gülüyor> yok etmiş hocam. Peki, 68. dakika Enis Bardi'nin Yunus Akgün'e müdahalesi sonrası sarı kart gördüğü pozisyon. Fazlası olabilir mi? Ya burada bir e, baktığımızda net bir ayağa basma var. Toptan sonra bir zamanlama hatası. Dolayısıyla net bir sarı kart doğru. Doğru. Peki 76. dakikaya geçelim hocam. Kurbelis'in Torreira'ya faulü kart gerektirir mi? Çünkü Kurbelis'in 64'te bir sarı kartı var. Oliveira'ya avantaj pozisyonda konuştuğumuz. Şimdi Bardi'nin bu pozisyonunda net bir sarı kart. Bütün ayak basma ile ilgili kriterlerin oluşması. Yani iki futbolcunun da aynı anda topla oynama şansı yok. Top ayaktan çıktıktan sonra zamanlama hatasıyla uzaktan gelerek basıyorsun. Ve hani Oyun icabı da kazara bir basma da değil. Dolayısıyla sarı kartı gerektirecek bütün unsurlar mevcut. Gösteriyorsun. Kurbales'in sarı kartı da aynı bu pozisyona benzer kriterleri taşıyan bir pozisyon. Torreira'nın ayağına basıyor. O pozisyondan sonra zaten Torreira sakatlanıp çıktı. Doğru. Kurbales'in e, e, sarı kartı var. İkinci sarı karttan kırmızı kart görmesi lazım bu pozisyonda kartı göstermiyor. Oliveira geliyor itiraz ediyor. Sarı kart görüyor. Biraz önce bahsettiğim Huk Dallas'ın işte hakemlere söylediği şey bu. Sen bunu net bir yani şimdi grif bir pozisyon olur. Yorum açık olur kabul. Hani birkaç dakika önce benzer pozisyona uygulama yapıp birkaç dakika sonra yapmadığında futbolcu gelip itiraz edip kartı gördüğünde sonra o futbolcu alkışladığında yani sonuç evet sen haklısın futbolcu itiraz etmemesi lazım. Buna da kabul, ona hakkı yok. Ama o noktaya gelene kadar da hakem olarak bu üst düzeydeki bir hakem olarak uygulamandaki bu standartsızlık işte futbolcuların bazen ikinci sarı görmesine neden olan unsurlardan biri olabiliyor dedi Huktallas. Yani evet gerçekten de tam birebir hocam özetlediğiniz pozisyonu. 86. dakika Angelinho'nun tek dişe yaptığı müdahale devamında gördüğü sarı kart. Mustera da bu pozisyonda bir sarı kart gördü. Şimdi bu pozisyon e, Angelino'nun yaptığı pozisyon sarı kart. Faal doğru. Şimdi Mustera neye itiraz ediyor? Burada neyi bak? Neye itiraz ediyor? Herhalde kart olmaması gerektiğine mi? Faale tamam. mi itiraz ediyor? Sonra kart görünce neye itiraz ediyor? Neden? ettin mi? Evet yani. Neye itiraz ediyor kart görünce? Ben hani kaptanım kalemden yani bu pozisyonda Yok. gelmem normal Yok. mi diyor? Yok. Diyor ki ceza sahasını terk etmedim diyor. He. Doğru. Şimdi işte biz bazen kavram karmaşası yaşatıyoruz ve yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi ne biliyor musun? Geri pas. Halbuki özü kaleciye pastır. Yani sen Kale direğinin oradan şey korner direğinin oradan penaltı noktasına doğru kaleciye pas verebilirsin. Bu geri pas olmaz. Bu kaleciye pastır. İleriye doğru versen de. Şimdi burada da hep ne dendi? Kaleci ceza sahasını terk edip sana doğru geliyorsa sarı kart. Şimdi o kavramı sen yıllardır bu şekilde verirsen müstahara kalesinden çıkıp koşarak gelip ceza sahasının o çizgisine kadar itiraz yaptığında Atilla Karo olan haklı olarak sarı kart gösterse de der ki ben ceza sahasını terk etmedim. Ama olay o değil. Hakeme karşı koşarak gelip itiraz edersen sarı kart. Kaleci olarak sen ceza sahasını terk edip olaylara gelirsen itiraz etmesen de hakeme Olaylara karışırsan veya olay mahaline gelirsen cez ceza sahasını terk ettiğin için sarı kart. O kadar mesafeyi kat ettiğin için. Ama hakeme koşarak gelmek ceza sahasını terk, et terk etmemenle alakalı bir şey değil. Dolayısıyla sarı kart doğru ama müsterinin itiraz etme hakkı hani o çizgiyi göstererek ben burayı terk etmedim demesi yanlış. Bir ekle ben yapayım hocam Lütfen. bu kavram kargaşalarıyla alakalı. Son adam Orada da hep hani son adamdan dolayı kırmızı kart gördü. Evet. Bariz e, gol Halbuki birçok kriter var. Dört, yani dört, ana kriter var bariz gol şansında. Hani sadece son adam olması gerekmiyor. Evet. Aynı hatta olup yani başka bir, or sağdan gelse soldan gelse pozisyona göre savunmacıların yerine göre. Ama işte bu kavramlar karışık bu kavramlar yer edince kişiler buna göre yorumluyor haklı olarak. Evet. Bunu mütemadiyen bu yorumlarla düzeltmemiz lazım. Yani ki burada koşarak geldi ve hakeme itiraz etti. Burada ceza sahasını terk, edip, terk etmemesi önemli değil. Bir olay mahaline ceza sahasını terk edip gelirse o terk ettiği için, geldiği için sarı kartla değerlendirildiğinde neden olur. Evet hocam. 90 artı 7 burada Eren'in Yunus Akgün'e faalı ve sarı kartı söz konusu. Doğru bir karar sarı kart. Ve 90 artı 7, e, Icardi burada da savunma arkasına sarktı. Yine çok şık bir vuruş yaptı ama ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Karar offside. Yani e, burada vücut ayaklardan ileri var teknolojisinin yararlarından biri. Ne güzel sana göre bana göre yorum yapacak bir pozisyon değil. Evet, Mauro Icardi'nin damga vurduğu maçta e, tartışmalı pozisyonlara Fırat Aydınus açıklık getirdi. Hocam, Atilla Karaoğlan, e, Ceyhun Sesi Güzel, e, Mehmet Emin Tuğral, e, Çağdaş Altay. Hakem e, ekibinin Vard'a da bir kez daha belirteyim Alper Ulusoy ve Serkan Tokat vardı. Mustafa Emre İsoy ile birlikte nasıl bir performans ortaya koydular? Geçen sene FIFA kokartının takan Atilla Karaoğlan, Beşiktaş Gaziantep spor maçından sonra ve özellikle bence yapılmaması gereken, olmaması gereken bir durum mevzu olup ses kayıtları açıklandıktan sonra bir performans düşüşü demoralize oldu. Sonra U17 organizasyonuna katılması, orada aldığı maçlar moralini yerine getirdi. Yönettiği maçlar, yönettiği maçların seviyesi. Ve döndükten sonra da 2-3 maç yönetip bir de Türkiye Kupası finali yönetti. Bir yükselen performanstı. Dolayısıyla ikinci haftadaki bu derbiye saklanması ilk hafta itibariyle maç verilmeyip e, zaten adaylardan biri. Baktığımızda da bu kadroda zaten 26 kişi kadroda bu tür maçları yönetebilecek 3 bilemedin 4 tane hakem var gibi gözüküyor şu anda. Fakat bu maçta e, çok dalgalı. Yani Grafiğin, hani hisse senedi grafiğin iner çıkar böyle hani bir trend vardı ya çok dalgalı bir maç yönetti. Kimi zaman verdiği kararlar doğru, tutarlı. Kimi zaman öyle bir anı geliyor ki 10-15 dakika tutarsız kararlar veriyor. Kartlarda da olsun, faal ve fena hareketlerde de olsun. Mesela ilk yarının ilk 30 dakikası çok iyi giderken 15 dakika sonra 15 dakikada bir dengesizlik oldu. Bir tutarsızlıklar başladı. İkinci yarı buna benzer zaman zaman dalgalanan iyi, kötü, normal olmak üzere bir çizgisi vardı. Dolayısıyla hani bir dengesiz ve tutarsız kartlarda faullerde bir maç yönetti. Ha şunu söyleyeyim. Bu bir gerçek. Skor bu. Hani şunu Trabzon'un lehine ve aleyhine kart uygulamaları. Galatasaray'ın da lehine ve aleyhine kart uygulamaları var. Mesela ilk yeri bitiyor. 12 tane Galatasaray faal yapmış. 2 tane Trabzon yapmış. Maç bitiyor. 27'ye yanlış hatırlamıyorsam 27'ye 11 mi? Bu istatistiklere bir bakın da yanlış olmasın. 21'e 7 gözüküyor bende hocam. 21'e 7 mi gözüküyor? Ama bunu güncellenmemiş olabilir. Ben yine bir bakayım. Yani 21'e 7 gözüküyor bendeki istatistik. Yani bak. işte ve şimdi 22 tane faal var Galatasaray'ın. Mesela bu 4 sarı var. Bunun 3 itiraz. Yani sarı kartlık aslında... 2-3 tane Galatasaray'a gösterilmesi gereken, aynı zamanda Trabzon'da bir veya iki tane göstermesi gereken kartları atladı. Bunlar önemli. Ama bundan ziyade çok böyle hani yani çizgide maç yönetmedi. Maçın içerisinde düştü, çıktı. E, bu kadar çok belki de itiraz edilen sarı kartlık pozisyonların en başında çözebilse, hakim kişiliğinin otoritesini kullanabilse, bunun, o andan itibaren itirazla göstereceği sarı kartların önüne geçmiş olacaktı. Ve sadece şunu yaptı, İtirazın olduğu yerde kart gösterdi, itirazın olduğu yerde kart gösterdi, itirazın olduğu yerde kart gösterdi. Acaba buraya gelene kadar ilk etapta 15-20 dakikalık hakim yönetiminde maçı yönetirken hakim kişiliğiyle, otoritesiyle sonra olabilecek bu itirazın önüne geçecek bir tavır sergileyebilir miydi? Onu kendisi bir değerlendiririz. Okan Hoca da maç sonrası hakem yönetiminden memnun değiliz dedi. Yani e, Bir Elisa bir şey söylemedi bununla ilgili ama Okan Hoca'nın böyle bir açıklaması yani, oldu. O, yani genel'e baktığında ben Atilla olan gibi yani FIFA kokartı yapmış, Onunla beraber hakemlik yapmış. Çünkü hakemlik e, nasıl söyleyeyim mayası olan bir e, kardeşim, bir arkadaşım. Ee, bu tür maçlarda daha iyi performanslı olmasını dilediğim için e, ama performansını da bu şekilde gördüğümde e, serzenişte bulundum e, bu maç için. Yani inşallah hani bu maçı bir seyreder. Çok bak spesifik anlamlarda da hatası var. Bir iki tane çift sarıdan adam atmadığı bir penaltısı var. Hani bunları bir tarafa bırakıyorum. Bunlar zaten hakemin yani o pozisyonlarda hatalı olması hakemin genel yönetimi anlamında çok büyük ışık tutmaz. Bak hakemin genel yönetiminin e, iyi veya kötüsü dememiz için kriterler çok farklı. Yani otoritesi o management dediğimiz o çatışmaları yönetmesi, kendine yapılan itirazlardaki tavrı durumu, e, disiplin cezalarındaki tutumu standart uygulaması yani biraz önce iki, şer, iki dakika arayla mesela aynı benzer pozisyonlardaki farklı tutumu Bunlardır önemli. Yoksa hani 90 dakika boyunca bir penaltı hatası veya işte çift sarıda bu yok. genel itibariyle bugün Atilla Karaoğlu'nun performansı Atilla Karaoğlu'nun hakemine yakışan bir performans değildi. Peki bir haftanın toplu sonuçları varsa onu da rica edeyim. E, Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı başladı. Beraberlikler haftası oluyor şu ana kadar. Dün oynanan iki maç da berabere bitti. Bugün Çaykur Rizespor Alanya Spor maçı 0-0. Hatay Spor Kasımpaşa maçı yine 0-0 sona erdi. Dün İstanbul Spor Kayseri Spor 1-1. Antalya Spor Konya Spor 1-1. Dünün maçlarından gözünüze çarpan bir detay var mı hocam? Var. Ben diğer maçları seyretmeden dün kim Ali Şansal hangi maçı? Antalya Konya hocam. Antalya Konya maçında Ali Şansal'ın e, çok güzel bir top kontrolü var göğsüyle. Yani onun fotoğrafı var mı bilmiyorum. Haftanın en iyi e, top kontrolüne sahip futbolcusu olarak seçiyorum kendisini. <laughs> Peki hocam, yani, e... Ya Ali yapma böyle, yapma. Yani tamam hani yerden gelen topu ayağıyla tutarsın, edersin ama yani atılan bir topu sahaya düşen bir topu da göğüsünle istoplayıp ondan sonra ama yani her neyse ya yani ben çok şekilci değilim de yani yarın nöbür gün bu konular yani size karşı koz olarak kullanılır masaya gelir biraz dikkatli olun bu konularda yani sen hani Ali şansalın olarak artık tecrübeli bir aykemsin ya bu kadronun acaba galatasaray Trabzon maçını beklediğinden ve beklentilerinden daha düşük bir seviyede maç geldiğinden içimi bu kadar konsantrasyonu ve motivasyonu düşük şekilde bu bir görüntüyü verdi. Saniyelik bir görüntü ama biraz şey bir, tika, bir baksın yani kendisi bir değerlendirsin. Bu arada Galatasaray-Trabzonspor maçına tabii Icardi damga vurdu. Kritik pozisyonları da değerlendirdik ama Galatasaray'da yeni transferi Hakim Ziyeş'i bu maçta açıkladı. Enteresan da bir şekilde açıkladı. Önce maç esnasında maçın sonlarına doğru tribünden ayrılmayın diye bir anons geçildi. Ziyeş mi Ziyaş mı? Valla sevgili spiker ziya arkadaşım mı? Ali Ferahboz Ziyaş diye bilgi aldığını söyledi o, ama biz... ile Sezon içerisinde Ziya olarak kalırız. <laughs> Yani genelde kendisi de Chelsea'nin YouTube kanalında telaffuzunu Ziyeş diye yapmış. Öyle Biz ya? yıllarca Ziyeş diye anlattık. Biraz ağızlara hani yerleşir ya bu tarz isimler. Mesela Holosko'da, ya Holosko, Filip Holosko diyebilir herkes. Aslında orijinali Holosko'dur ama herkes Holosko diye telaffuz etti yıllarca. Ve öyle kaldı. Biraz böyle bir durum da var. Neticesinde orijinal bir anons söz konusu oldu Fırat Hocam. Tribünde bir anda sürpriz bir şekilde taraftarın Yok, arasında... Bir ara, taraftarların arasında tabii değil mi zaten? Oradan olsaydı, evet. orada bekliyormuş. Bu şekilde de üçlü çektirerek Hakim Ziyeş Galatasaray taraftarına merhaba dedi. Futbolcular yani izleyemeyenler için söylüyorum kale arkasına doğru yöneldi. Ve bir tribün lideri gibi Hakim Ziyeş oradan çıktı ve bu şekilde yeni transferini duyurdu. Galatasaray kiralık olarak kadrosuna kattı Hakim Ziyeş'i. E bayağı bir ön tarafta yetenek yığılması oldu Galatasaray'da hocam. Ne dersiniz? Tete, Zaha, Ziyech, Icardi. Ben var mı söylemiştim dur. Bakan bu transferleri mi hocam? Yani ben size buradan sayayım, say say zaten hani Galatasaray taraftarı şu anda Vallahi Fenerbahçe yaptı, Galatasaray yaptı. Anhel'in Yusuf Zaha'sı yap, yapmaya başladı. Yani ve bu aslında baktığımızda özellikle Galatasaray adına orta saha kanatlar santrofor anlamında bayağı bir yığılma oldu. Ya bu sene lig bayağı hani bir yandan da çok şey vaat ediyor. Özellikle doğal şampiyonluk adayları açısından çok şey vaat ediyor yetenek tabii, hacmi olarak. Tabii şimdi takımlardan ziyade işte hangisi daha çok gol atar? Tabii. Hikardin mi, mı, Abu Abubakar mı onu bekleyecekler. İşte orta sahadaki durumlar, kaleciler. Yani ama özellikle forvet ve hattın alınan yapılan bu transferler daha da hani takımların gol bölgelerinde özellikle gole yönelik daha çok varyasyonların alternatiflerin olduğu bir sezonu bize gösterecek herhalde. Evet çok haftalar ilerledikçe bu yeni transferler takımlara katıldıkça daha da büyük merakla takip edeceğiz. Bir reklam arası rica edelim. Yani ben arası... şey gol krallığında söyleyeyim. Icardi ile, Icardi ile Ceko çekişir Ama enteresan golleri kim atar diyorsan Abubakar atar. O kesin hocam. İlginç enteresan golleri, "O bunu nasıl attı? yani buradan da nasıl vurdu gol oldu?" dedirtecek golleri bize Abubakar izletir. Ama Ceko ile Icardi gol krallığında e, yarışı sezon sonuna kadar devam eder bu vakit normal golü yok gerçekten çok o konuda repertuarı geniş aramız var ara sonrası tekrar karşınızda olacağız evet, son kararda artık yavaş yavaş e, günü toparlıyoruz heyecan Trendyol Süper Lig'de yarın da ya doğrusu bugün de devam edecek e, Beşiktaş Pendik spor mücadelesi var günün dikkat çeken maçlarından tabi Fenerbahçe e, bir gün sonra Samsun Spor deplasmanına gelecek. o da haftanın çok merakla beklenen maçlarından. Birisi hocam arada hafta içi bir Süper Kupa maçı da oynandı. Manchester City Sevilla ve Pep Guardiola bir kupada aldı. François L'Otexy'e baktım ben de. Program öncesinde de konuştuk. 34 yaşında ve Süper Kupa finali yönetti Fransız hakem. O maçta da ben seyrettim. Trabzon ilk yarı bu maçtan nasıl bir iki tane yakaladı, kaçırdı. Hı, hı. O maçta da ikinci yarı Sevilla evet. kaçırdı Alnestrim'i miydi? El, El Nesiri. El Nesiri. O da Arabistan takımının... Ziyeş'in takım arkadaşı işte. Faslı e o da. E El Nesiri. O da bayağı işte yüzde yüzlükleri kaçırdı kaçırdı. En sonunda site attı beraberlik. Sonra da penaltılara gitti. Aynen. Hakim yani tabii orada verdiği vermediği ziyade ben onu konuşmayacağım ama 34 yaşında Fransız hakim süper kupa finalini yönetti. 28 yaşında FIFA olmuş. 28 yaşında FIFA oluyor, 6 yıl FIFA'da kalıyor. 6 yıllık neticesinde Süper Kupa yönetiyor. ve o hakem mesela bu senenin yarı final, final maçlarına, konferansın veya şampiyonlar ligine aday. Şimdiden gözüken o. Olmasa bile UEFA'nın yıllarca e, ABN tabiyle kullanacağı, maç yönettireceği hakim. 28 yaşında FIFA olmuş, 34 yaşında Süper Kupa finali yönetiyor. Biz 40'larda, 41'lerde FIFA yapıyoruz. 37'lerde, 36'larda kor programına yolluyoruz. Sonra da Avrupa'da hakemlerden hani başarı bekliyoruz. Biraz da planlamamızı ve programımızı bu yönde yapalım. Hakimin yeteneği kabul. Bizim hakemlerimiz gerçekten Avrupalı çoğu hakemden daha yetenekli. Bak ben buna inanıyorum ve biliyorum da. Gerçekten diyorum. Ama bizim zaman olarak, yaş olarak, yatırım olarak, planlama olarak Avrupa nezdinde baktığımızda yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten hani layık olanı FIFA hakemi yapılırsa yaş itibariyle örnek vereceğim mesela Zorbay vardı. Yani bunu FIFA yaptınız. 28-29 yaşında. E sonra bir düşüş gösterdi. Kokartı elinden aldınız. Şimdi bu tekrar da ya bırakın bunları yani performanslar iner çıkar bunlar geçicidir. E şimdi zorba 2-3'e sil baştan yapıp minimum 2 yılını yedin. Ya bırak Avrupa'da bu yaşta bir arkadaşımız 30 küsülerde 31 yerde 28 29'da FIFA olduktan sonra 2 3 yıl zaten Avrupa onu kullanacak. Yani Evet, buradaki performans da önemli ama buradaki performans geçici. Ne oldu? Kokartını kartını aldın, zorba geçense ince güzel maçlar yönetti. Yani bu performans geçici, şu planlamalarınızı, şu yatırımlarınızı, yatırımlarınızı FIFA hakemliği anlamında yani daha olumlu yapın, yani geleceğe öngörük, yani öngörünüzle geleceğe bakarak yapınız. Yoksa böyle işte bak 34 yaşında insanoğlu hakem. Çok iyi bizden seyredin. Seyredin ya. Ama Süper Kupa'da final yönetiyor. Sen 40 yaşında, 39 yaşında, 41 yaşında bir hakem FIFA yaparsan olmaz o iş. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben Değerlendirmelerinizden dolayı son kararın sonuna geliyoruz. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler. Hoşçakalın.